Yeni bir Dolar-TL analiziyle merhabalar, iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugünün gündeminde Fırat'ın doğusuna yönelik olarak yapılacak olan harekat vardı. Ve bu konuyla ilgili olarak gün içerisindeki gelişmeler, haber akışları, bu harekatın birkaç gün içerisinde başlayabileceğine dair Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve akşam saatlerinde ise bu harekatın başlamasına yönelik olarak sevkiyatın o bölgeye doğru başlamış olduğuna dair basına yansıyan kareler bu konudaki ciddiyeti çok net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Diğer taraftan gündemdeki konulardan birisi Brexit konusuyla ilgili olarak İtalya'daki veya Avrupa'daki gelişmeler ki artık bu neredeyse yılan hikayesine dönmüş durumda oldu, olacak, ertelendi vesaire mevzuları. Ama genel bir tablo var ki bugün özellikle harekat konusu ve ABD ile Çin arasındaki tekrardan başlayan bir iyileşme eğilimi, tekrardan başlayan bir flörtleşme çabası piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Yalnız maalesef ve maalesef gündemin esas konusu olarak bizi ilgilendiren nokta bu harekat konusuydu. Harekatla birlikte bu akşam sizlere bir de yarınki Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atabileceğine, ne yapıp ne yapmaması gerektiğine dair bir şeyler ifade edeceğim ve bunların piyasalar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak yapılacak olan bu harekatın en önemli özelliği biliyorsunuz oradaki özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitildiği veya eğitileceği şeklinde Türkiye tarafından değerlendirilen büyük bir terörist grubu bulunmakta 30 bin kişi kadar ve bu teröristleri yok etmek amacıyla bu harekat düşünülüyor. Doğal olarak Amerika'nın bu terörist grupla olan yakın ilişkisi ve Münbiç meselesiyle ilgili olarak geçmişte güya el sıkıştığımız Amerika bu konudaki tavırlarından asla geri atmıyor ve bizim de böyle bir harekat kararı almamızdan evvela memnun olmayacaktır. Zira Amerika'nın memnun olup olmaması çok önemli değil ama esas önemli olan konu Amerika'nın memnuniyetsizliğinin piyasalar üzerinde bir etkisi olur mu olmaz mı meselesi. Bugün gördüğümüz gibi dolar üzerinde çok da fazla etkili olamadı. Yani bu harekat kararı zaten son 1-2 gündür zannediyorum birçok derin kulaklar tarafından duyulmuştur. Ve buna bağlı olarak da doların 5.30 üzerinde bir hareket kazandığını, bu hafta içerisinde 5.30'un aşağısına gelmek istemeyen bir eğilim içerisinde olduğuna tanık olduk. Ve bugünkü bu haberle birlikte 5.40'a yönelik bir atak yaşandı. Günün en yüksek seviyesi gördüğünüz gibi 5.40 seviyesi ve aynı zamanda bizim de 5.41 noktasında bir pivot direncimiz bulunuyordu. Bu seviyeye bile ulaşamadı ve genel anlamda 5.36 civarında seyreden bir görünüm hakim oldu ve günün ilerleyen saatlerinde ise 5.36 pivot seviyemizin de aşağısına inildiğini, 5.34-5.35'ler seviyesinin kısa aralıklarla test edildiğini, en düşükte 5.33 seviyesi görüldükten sonra şu anda 5.35-11 civarlarında, 5.35 etrafında bir seyrin hakim olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar bu Fırat Harekatı ile ilgili olarak almış olduğumuz kararın dolar üzerinde çok fazla etkili olmamasıyla birlikte henüz bu konunun dolara yönelik olan etkisinin nihayileştiğini ancak bu kadardır etkisi diyebileceğimiz şekilde bir tablo mevcut değil. Zira Amerika bu konuda henüz çok fazla açıklama yapmadı. Yani harekatın başlamasıyla birlikte, harekat başladıktan sonra veya belki de yarın Trump tarafından yapılacak olan bazı açıklamalar Amerika ile Türkiye arasında bir restleşme, bir gerginlik oluşmasına neden olabilir. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki Sayın Erdoğan bu harekatla kesinlikle ABD askerlerine yönelik bir saldırının söz konusu olmayacağını, hedefin sadece ve sadece teröristler olduğunu ifade etti. Yine de buna rağmen bu Trump'tır diyelim, ne zaman ne söyleyeceği belli olmaz diyelim. Amerika ile Türkiye arasında bir gerginleşme olma ihtimali mevcuttur ve bu gerginlik ihtimali ise söylemeye bile gerek yok. Dolarda bir hareketlenmeye sebep olabilir. Arkadaşlar bu hareketlenme, yükselebilir eğilimi gibi ifadeleri lütfen biraz itidalli bir şekilde değerlendirilsin. Yani bir anda bu hareketlilik ifadesi bir anda dolar 6 olacak, 6.5 olacak, 7 olacak falan şeklinde bir düşünce oluşmasın. Hareketlilik dirençlere yönelik bir hareketliliktir. Nedir dirençlerimiz? 5.47'dir, 5.48'dir. Ondan sonrası 5.53-54'tür. Ardından 5.60'tır. Bu tarz bir hareketlilikten bahsediyoruz. Tansiyon çok fazla yükselirse, ortalıkta çok büyük sıkıntılar olursa gün içerisinde 1-2 saat içerisinde büyük bir atak söz konusu olabilir. Ama kısa vade içinde bir anda bu kadar önemli bir yükselişin olmasını anlık bir şekilde veya gün içerisinde beklemek doğru değildir. Nitekim bugün çok önemli bir haber düştü ve sadece 4-5 kuruşluk bir atak yaşanabildi. Şimdi arkadaşlar bu harekatı izlememiz gerekiyor. Şu anki tablo itibarıyla bu harekat dolar üzerinde çok etkili olmadı. Doların sadece ve sadece 5.30 üzerine yerleşmesine neden oldu ama 5.40 direncini aşmasına da gücü yetecek kadar önemli bir haber olmadığını şu an piyasa fiyatlamakta. Yalnız bir kez daha belirtiyorum ki eğer bugün, yarın veya harekatın başlamasını mütakip Amerika cephesinden sert açıklamalar gelir. Bu operasyonun örneğin derhal durdurulması gerekir. İşte Türkiye ile ilişkilerimiz bozulabilir. İşte Trump'ın son dönemlerdeki en büyük silahı olduğu üzere işte gümrük savaşları veyahut da vergiler vesaire vesaire bir takım söylemlerle ticari bir abluka altına almak istediğini ifade eder bir tavır gündeme gelir ise tabii ki tablo birazcık değişebilir. Ama şu an için ortamın sakin olduğunu ve doların 5.40 üzerine çıkmakta zorlandığını ama 5.30 aşağısına da gelmek istemediğini görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, dolardaki tablo biraz enteresan. Niçin enteresan? Doların yıl sonuna yaklaştığımız süre içerisinde 5.30-5.40 aralığında bir seyrine tanık olmaktayız. Dolardaki seyir geçmiş tarihlerde yani 15-20 gün veya 1 ay öncesi itibariyle Aralık ayının çok hareketli geçebileceği yönünde birçok uzmanın beklentisi vardı. Fakat görünen o ki Merkez Bankası dolar üzerindeki hakimiyetini devam ettiriyor. Ve Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi yarın bir toplantısı var ve Aralık ayında Kasım ayına ilişkin olarak gelen enflasyon verilerinin oldukça iyimser bir tabloyla gelmesi ve bu tablonun önümüzdeki aylara yönelik de enflasyonun düşebileceğine dair bir ihtimal ve beklenti yaratması ve en sonunda gelen büyüme verilerine bakılarak Türkiye'nin önümüzdeki yıl %3 civarında, pardon bu yılı %3'lük bir büyüme oranıyla bitireceği, önümüzdeki yıl ise %1.67 civarında bir büyüme hedeflendiği şeklindeki açıklanan rakamlar şu sonucu yarattı arkadaşlar. Merkez Bankası sıkı bir duruş sergilemek istiyor. Piyasanın kontrolünü elinden bırakmak istemiyor. Şu anda da piyasayı iyi kötü kontrol altına almış durumda ve bu kontrolü devam ettirmek suretiyle ekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonu dizginlemek. Enflasyonu dizginlemek konusundaki en önemli kozu ise ekonominin küçülmesini sağlayarak ekonomik hareketliliği azaltmak kaydıyla böyle bir amaç belirlemiş durumda. Küçülerek enflasyonu düşürme çabasının ne kadar doğru olduğu konusu tartışılır. Bu konu uzun bir mevzudur. Bunu başka bir video konusuna bırakıyorum. Ancak şu anki Merkez Bankası'nın uygulamak istediği politika daralan bir ekonomi ve bu şekilde gerilemeye başlayan bir enflasyon hedefi şeklinde. Şimdi arkadaşlar enflasyon seviyesi, enflasyon hedefiyle ve gelişmeleriyle ilgili olarak böyle bir tablo var ve bu tabloya bağlı olarak da piyasada acaba Merkez Bankası piyasanın en önemli kanser virüsü olarak adlandırılan faizlerde bir indirime gider mi beklentisini yaratmıştı. Evet, Merkez Bankası'nın bu enflasyondaki iyimserliği, sadece aylar sonra gelen bir aylık iyimserliği dikkate alarak faiz indirimine gitme olasılığını ben şahsım adına %0.5 olarak dahi görmüyorum. Niçin görmüyorum? Şu içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve alınmaya çalışılan tedbirler ve buna bağlı olarak da bile bile faiz indirimine gidilmesi durumunda nakit paranın, sıcak paranın veya mevduattaki TL'nin yeniden dolar ve benzeri enstrümanlara akın edeceğini herhalde Merkez Bankası benden, bizlerden çok daha iyi biliyordur. Merkez Bankası faiz indirir, indirmez mi? Evet, indirecektir belki de veya kesin olarak indirecektir. Yüksek faizlerin hiçbir şekilde kimseye faydasının olmadığı ve ülkeye de çok zarar verdiği bir gerçektir. Ben Merkez Bankası'nın faiz indirimini ancak seçimlere bir ay kala veya seçimlerden hemen sonra yapacağını düşünürüm. Kaldı ki seçimlerden hemen sonra da faiz indirimi yapma olasılığını da çok da yüksek görmek mümkün olmayacaktır. Çünkü seçimler sonrasında nasıl bir ekonomik tablo karşımızda olacak? Açıkçası bundan oldukça endişeliyim. Ama popülist bir yaklaşımda seçimlerden bir ay kadar önce, örneğin Şubat ayında veya Mart başında bir faiz indirimi belki söz konusu olabilir. Ama bunu da çok muhtemel görmüyorum. Çünkü faiz indirimi özellikle mevduata çekilmek istenen paranın tekrardan dolara yakınlaşmasına sebep olabilir. Şimdi arkadaşlar, bugün Sayın Bakan Albayrak'ın önemli bir açıklaması vardı. Dedi ki bireysel yatırımcıya döviz tahvil ihracı yapacağız dedi. Bugüne kadar tahvil ihraçları yapılıyordu. Bu tahvil ihraçları genellikle nitelikli yatırımcı diye adlandırılan kurumsal yatırımcılar ve yabancılar tarafından talep görmekteydi. Ama şimdiki amaç bireysel yatırımcının da, yani sizin benim de bu tahvil ihracından, döviz tahvil ihracından istifade edebileceğimiz yönünde. Yani diyecek ki ben bu tahvilleri şu faizle ihraç ediyorum, gel sen de katıl, bu senin için dövizden daha avantajlı olacaktır veya döviz tutmaktan, fiziki olarak döviz elinde tutmaktan daha avantajlı olacaktır şeklinde bunu cezbetmeye çalışıyor. Fiziki dövizden kastımız nedir arkadaşlar? Şu anda hane halkının diyebileceğimiz, yani bireysel insanların diyebileceğimiz elinde 95 milyar dolar civarında bir dolar veya bir döviz rezervinin olduğu düşünülmekte. Yaklaşık 100 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. İşte bankalara çok fazla intikal etmeyen veya piyasaya akmayan, bir şekilde yastık altında insanların güvenli liman olarak saklamakta olduğu bu dövizin de TL'ye dönmesi veya Merkez Bankası'nın veya hazinenin kontrolüne geçmesini, onun idaresi altında yönetilebilir duruma gelebilmesini, kayıtlı ekonomiye aksedebilmesini sağlamak amacıyla böyle bir adım atıldı. Tüm bunlar, bir de biliyorsunuz varlığa dayalı menkul kıymet ihracı şeklinde bir durum söz konusu. Bunun ayrıntılarına yine bir başka konuda gireceğim, uzatmak istemiyorum. Özetle arkadaşlar, hükümet ağırlıklı olarak nakit yaratmak, elindeki paranın bolluğunu artırabilmek, daha doğrusu para basmadan bir şekilde kontrolü dışında olan paraları piyasaya aksettirebilmek amacıyla önemli bir çaba içerisinde, ama bunu yaparken de para basmak gibi veya dışarıdan borç almak gibi ekstra adımlar yapmak yerine kendi yağıyla kavrulmak dediğimiz tabirle bir şeyler yapma çabası içerisinde. İşte bu sebeple hükümet sıkı duruşunu devam ettiriyor, kontrolü elden bırakmak istemiyor. Bunun için yarın Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapma olasılığını %0,5 dahi görmediğimi net olarak şahsi düşüncem adına söyleyebilirim. Bu anlamda faiz indirimi olmayacaksa dolarda bir hareketlenme olma ihtimali bu sebebe bağlı olarak mümkün değil diyorum. Şöyle bir tablo söz konusu olabilir. Nitekim belki Merkez Bankası faiz indirimi yapar, ne yapacağı belli olmaz mealinden düşünce içerisinde olanların psikolojik bir algı yaratmak adına faiz indirimi olmadı, doların yükselmesine sebep olacak bir etken de söz konusu olmadı. Bu nedene bağlı bir şekilde dolarda bir geri çekilmeyi Perşembe ve Cuma günü görebiliriz. Ama eğer bu Kuzey Fırat'ın doğusuna yönelik harekat konusu gündemde olmasaydı belki çok daha net bir görüşle dolarda bir geri çekilme, 5.30'un aşağısına inme gerçekleşebilir diyebilirdim. Ama bu harekat konusundaki henüz çok yeni bir mevzu. Bugün, yarın, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde veya birkaç saat içerisinde gelecek olan haberlerin konuya etki etmesi mümkündür. Ancak ciddi bir etki beklemiyorum. Her ne kadar böyle bir harekat planlanmış olsa da yine de bunun herhalde önü arkası hesap edilmiştir. Şu anda iyi konuma gelmiş olan ABD ile ilişkilerimizin çok da bozulmasına sebebiyet verecek bir tablonun yaşanmayacağı kanaatindeyim. Bunların hesabı yapılmıştır diye düşünüyorum. O halde dolarda yıl sonuna kadar çok önemli bir değişim beklemiyorum arkadaşlar. Özellikle ayın 20'sinden sonra, yani her yılın son 10 günü ile yeni yılın ilk 5-6 günü veya bir haftası, yani 15-20 günlük sürede bir Christmas süreci oluyor biliyorsunuz arkadaşlar yurt dışında. Piyasalar neredeyse ölü balık moduna geçiyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Tatil moduna geçenler işlem hacmi daralıyor ve çok dar alanda kısa paslaşmalar diyebileceğimiz ufak tefek işlemlerle dostlar alışverişte görsün misalinden seanslar geçmekte ve piyasalar böyle bir görünüm içerisinde olmakta. Bu nedenle önümüzdeki 15-20 günlük süre içerisinde Aralık sonuna kadar dolarda çok önemli bir hareket kesinlikle beklemiyorum. Zira Merkez Bankası'nın beklenti anketi de yıl sonu itibariyle 5.44 olarak belirlenmiş. Özetle doların yıl sonuna doğru önümüzdeki süreçte veya 31-12 tarihi itibariyle şahsi görüşüm olarak 5.30'un aşağısında olmayacağını ama 5.35, 5.40, 5.35 ile 5.45 aralarında bir yıl sonu kapanışı yaşayabileceğini düşünmekteyim. Önümüzdeki yıla yönelik olarak ise daha farklı senaryolar var. Bunu başka bir video konusu yapacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, dolarla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Kuzey Irak harekatıyla ilgili çok olağanüstü bir restleşme yaşanmamak koşul ve şartı ile mevcut piyasa koşullarında Merkez Bankası'ndan da bir faiz indirimi beklemiyor isek bu tablo dahilinde dolarda çok büyük bir değişiklik yaşanmasını ve veya en net bir ifadeyle 5.47-5.48 direncini aşmasını şu aşamada gerektirecek olan bir neden görmüyorum ama doların çok daha aşağılara inmesini yani 5.20'nin aşağısına inmesini de gerektirecek olan bir ekstra bir sebep görmüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş özellikle dolar borcu olan kurumlar, şirketler ve doların artık yeteri kadar gerilediğini ve artık bir tepki verebileceğini 2019'daki olumsuz tablolara bağlı olarak dolar lehine iyimser bir oluşumun olabileceğini düşünen bireysel yatırımcı da yavaş yavaş dolarda alım yapmaya başladı. Bu düşüncelerle 5.20'nin aşağısını zor görüyorum ama yıl sonuna kadar da 5.50'nin üzerini de yine zor görmekteyim. Şimdi arkadaşlar bu arada tabii ki dolardaki bu tabloya etki eden sebeplerden bir tanesi olarak da Merkez Bankası olduğunu söylemiştim. Merkez Bankası hemen peşinen söyleyeyim bugün de herhangi bir işlem yapmadı, dün de hiçbir işlem yapmamıştı. Elindeki short pozisyonlarını tutuyor. Merkez Bankası arkadaşlar hemen şuradan size tablo olarak göstereyim. Merkez Bankası Aralık ayı kontratları itibariyle bugünkü işlemleri gösteriyor. Bugün herhangi bir işlem yapmamış. Bugün en fazla işlem yapan TEB yatırım 11.123 kontrat satış yapmış. Garanti Bankası ise 6.000 kontratlık bir alım gerçekleştirmiş. Şimdi arkadaşlar bugün Aralık vadede herhangi bir işlem yapmadığını tespit ettik. Aralık vadede Merkez Bankası'nın toplam pozisyonu neydi arkadaşlar? Toplam pozisyonu 640.000 kontrat. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Merkez Bankası dün ve bugün VIOP kontratlarında VIOP dolar kontratlarında işlem yapmadı. Short işlemi açmadı. Bu sadece dün ve bugüne yönelik olan bir durum. Daha doğrusu çok çok minik miktarlarda açtı. Merkez Bankası'nın arkadaşlar bu Aralık ayı kontratları itibariyle elinde 640.000 kontratı bulunmakta. Bunun karşılığında ise Denizbank AŞ'nin iş yatırımı ve Garanti Bankası'nın ise long pozisyonları bulunmakta. Ancak Merkez Bankası elindeki miktarını şu anda tutuyor, muhafaza ediyor. Herhangi bir şekilde kapatmadığı gibi dün ve bugün de bir işlem yapmadı. Arkadaşlar Ocak ayı kontratlarına geçiyorum. Ocak ayı kontratları itibariyle Merkez Bankası bugün sadece 1500 kontratlık işlem yapmış. 1500 kontrat çok küçük bir rakamdır. Bunu önemli bir rakam olarak veya piyasayı etkileyecek bir rakam olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Merkez Bankası'nın Ocak ayı itibariyle elinde bulundurmuş olduğu toplam kontrat sayısı 57.780'dir. Arkadaşlar Ocak ayı kontratları 3 Aralık tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Henüz 5-6 gündür işlem gördüğü için de Merkez Bankası'nın elinde şu anda bu miktarda bir pozisyon var ama yarınlarda bu pozisyonlar artabilir veyahut da ne olacağını şu andan net bir şekilde söyleyemeyiz. Gelelim arkadaşlar Ocak 2009 kontratlarına. Ocak 2009 kontratlarında Merkez Bankası bugün hiçbir işlem yapmamış. Total pozisyonuna baktığımız zaman ise Ocak ayı kontratlarında Merkez Bankası'nın elinde yaklaşık demeyelim de kesin olarak söyleyelim. Evet 116.074 kontrat Merkez Bankası'nın Ocak ayı kontratlarında elinde short pozisyon bulunmakta. Yine Garanti Bankası ve Denizbank AŞ'nin bu cephede long pozisyonda bulunduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün özellikle Merkez Bankası'nın bugün eğer bir müdahale demeyelim de ekstra short pozisyonlar açmış olsaydı şunu düşünebilirdim. Harekat sebebiyle dolarda önemli bir ilgi var. Doların yukarı gidebileceği ve bu harekatın doları çok ciddi şekilde olumsuz etkileme riski var ki Merkez Bankası tekrar sahaya çıktı ve hızlı bir müdahaleyle sert short işlemleriyle piyasayı engellemeye çalışıyor diyebilirdim. Ama görüyorsunuz Merkez Bankası'nın sadece ve sadece 1500 kontrattaki işlemi olmuş. Herhangi bir şekilde yüklü bir pozisyon açmamasına rağmen piyasa kendi halinde 5.40'ın üzerine çıkamamış. Bunlar çok önemli noktalar arkadaşlar. Müdahale olarak çıkamamış olsaydı bu durumda daha farklı düşünecektik ama şu an piyasa kendi dinamikleriyle daha üst seviyeye çıkmayı düşünmemiş. Evet arkadaşlar, teknik konulara gelecek olursak Merkez Bankası konusunu bitirdik. Doların dün için hesaplamış olduğumuz pivot seviyeleri 5.31 idi desteğimiz, direncimiz ise 5.41'di ve bugün görmüş olduğumuz en yüksek seviye 5.40, yani direnç seviyemizi aşamamış. Desteğimiz ise 5.31.75, buraya da hemen hemen bir kuruşluk yaklaşımlar göstermiş destek ve direnç noktasına. Arkadaşlar yarın için durum ne olabilir ona bakmaya çalışalım. Henüz piyasalar kapanmadı ama bu seviyelerden kapanacağını düşünelim. Piyasa kapanışı sonrasında ben sizlere gece 24'ten sonra yarına yönelik olarak net pivot destek ve direnç rakamlarını Haluk Canberk Twitter adresimden mutlak surette her gece yayınlıyorum arkadaşlar. Oradan gece 24'ten sonra veya sabah erken saatlerde bakabilirsiniz. Yarın için arkadaşlar 5.36 seviyesi yine destek konumunda. Pivot desteğimiz konumunda. Bu pivot desteğimizin üzerinde kalabiliyor ise eğer piyasa, daha doğrusu dolar-TL 5.38.90'a kadar bir hareketlilik olabilirmiş. Bu direncin de aşılması durumunda 5.42.43 ve 5.46-5.47 ise zaten bu haftanın en önemli direnç noktası olarak bildiğimiz ve ezberlediğimiz bir direnç noktası konumunda. Eğer ki 5.36'nın aşağısında kalıyor, bu seviyeyi bir direnç olarak algılıyorsa bu durumda ilk takip etmemiz gereken desteğimiz 5.32. Buranın kırılması durumunda yine ezberlediğimiz bir 5.30 desteği var. 5.30 desteğinin altında 5.29'a yaklaşan bir görünüm söz konusu olabilir. Ama 5.29'a yönelik yaklaşımlar kısa süreli bir sarkma niteliğinde olmaz. Buralara yönelik olarak 5.30'un altına indikten sonra artık 5.30'u bir direnç olarak algılamaya başlar. Orayı yaklaşık 1-1,5 saatlik bir süre içerisinde geçemiyor ise bu durumda şu 5.29 seviyesinin de kırılma riskinin gündeme gelebileceğini ve 5.24-5.25'lere kadar 5.29 kırılır ise bir geri çekilme olasılığının oluştuğunu dikkate almak gerekecektir. Arkadaşlar ayrıca yine belirteyim ki gün içerisinde özellikle öğleden sonra da Dolar TL'deki saatlik ve 2 saatlik grafikleri dikkate alarak da önümüzdeki 1 saat 2 saat içerisinde takip etmemiz gereken destek ve dirençler şu olabilir bu olabilir şeklinde de ara yorumlar aktarmaktayım. Gün içerisindeki hareketleri önemseyen arkadaşların Twitter hesabımı takip etmeleri kendileri için yararlı olabilir. Evet değerli arkadaşlar, Dolar TL ile ilgili olarak Fırat Harekatı ve yarınki Merkez Bankası toplantısının yaratabileceği sonuçlar ve ihtimallerle ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Birazdan bugün çok keyifsiz bir gün geçiren borsa üzerinden de endeks üzerinden de bir yorum aktaracağım. İlgisi olan arkadaşlarım onu da takip edebilirler. Yaklaşık yarım saat 45 dakika içerisinde o analizi de aktarmış olacağım. Hoşça kalınız, iyi akşamlar diliyorum, saygılarımla.